Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezdik? Bugün Eyüp Güreş ile Sultan Han'ı Kervan Sarayı'nda gezdik. İpek yolunun en büyük kervan sarayı, Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı Sultan Han'ı Kervan Sarayı'ndayız. Belediyenin işlettiği Sultan Han'la müze kart geçerli değil. 5 lira bir ücret karşılığında giriyorsunuz. Sultan Han'ı 1229 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Uzun bir dehlizden geçtikten sonra avluya varılır. 1278 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletilmiştir. Burada arabalara mahsus revak şeklinde yerler, sol tarafında ise kemerli ve yolculara mahsus odalar, salonlar, iki hamam ve ambarlar vardır. Yazlık kısmının geometrik şekillerle süslenmiş muhteşem bir portalı vardır. Han içinde bulunan tüm yapı, özellikleri itibariyle Sivas'taki Gök Medrese'ye benzemektedir. Avlunun ortasında dört kemer üzerine dayanmış bir mescit bulunmaktadır. Bu mescit, Selçuklu süsleme sanatının en güzel örneğini sergilemektedir. Solo hay que tener cuidado de nunca tocar. ¿Cuánto? Uno es 60. Basık kemerli bir kapıdan girilince kışlık kısma geçilir. Üstü tonozla örtülü bu kısmı kare kasetli dört kısa, sekizer ayak dizisi beş sahana ayırmaktadır. Ortadaki sahan diğerlerinden daha büyük ve geniştir. Tam ortasındaki yerin yukarısı pandatiflerle sekiz kenarlı kasna ayıran bir kubbe ile örtülmüştür.
İçeri kubbe feneriyle duvarının sağına ve soluna dörder, dipteki duvarda ise üç olmak üzere yukarılara açılmış mazgal biçiminde iki pencere aydınlatmaktadır. Bunlardan başka ışık ve hava alacak yeri yoktur. Çok sağlam durumda iç portalda kuvvetli rölyefler halinde geometrik yıldız geçmeler ve rozetlerle işlenmiştir. Sivri kemerin hemen altında El Minnetüllillah, yani kudret Allah'ındır duası yazılıdır. Kervansaray'ın ilk kitabesinde mukarnaslı dış portalın işini çeviren süs kemerinin iki tarafında altıgen madalyonlar içinde sağda ve solda yer almaktadır.